Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, siz zaman zaman anlatıyorsunuz. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hatıratından mıydı, neydi? Hani orada Batılılar Müslüman olmayanlar diyorlarmış ya, ya bu Türklerin, Müslümanların söz verip de sözünde durmak gibi kötü bir huyları var. Adamlar tabii anlayamıyorlar bunu. Şimdi bununla ilgili olarak aslında bunun kaynağı, menşei nedir? Müslümanlar niye böyle? Buna da bir cevap olabilecek bir soru yöneltmek istiyorum. Peygamber Efendimizin sözünde durmasıyla alakalı, yani söz verdikten sonra verdiği sözü yerine getirme hususunda Peygamber Efendimiz nasıldı? O bizim numunemiz çünkü. Yani hani Barbaros Hayrettin Paşa bile olsa veya Osmanlı askerleri bile olsa hep onların önündeki numune Peygamber Efendimiz idi. Dolayısıyla hani o söz verip de sözünde durmak gibi huy oradan mı geliyor yani? Şimdi Mustafa Bey, Allah-u Teala hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ben Rabbim terbiye ettim. Ve bütün güzel huyların hepsi Resulullah Efendimiz'de vardı. Mesela Resulullah Efendimiz vaadinde durmak, yani söz verip de sözünde durmak hadisesi. Peki yaratan niçin yarattı? İslam alimleri anlatırlarken buyuruyorlar ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i karanlık gecelerde yol bulmak ve yol almak isteyen insanlık için bir rehber, bir kılavuz, bir yol gösterici olarak seçmiş, öyle göndermiş ve öyle yaratmıştır. Çünkü insanlar numune böyle bakacak falan. Sabır nasıl bir şey? Söz verip de durmak nasıl bir şey? Söz verdim. Canım, söz verdiysen verdim. Ama onun tatbikatı ister. Hatta bütün peygamberler ezelde ruhlar aleminde Allah-u Teala yaratırken seçiyor. O özellikler onlarda var. Dünyaya teşrif ettikten sonra belli bir zaman diliminde peygamber olduğu, hani bugünkü tabirle söyleyeyim, resmen bildiriliyor. Mesela Resulullah Efendimiz'e 40 yaşında bildirilmiş. Peki Resulullah Efendimiz 40 yaşına kadar da yaratılırken seçildiği için güzel huylu muydu? Evet, öyleydi. Yani peygamber olmadan önce de, bildirilmeden önce de korunuyordu. Evet, korunuyordu. Ve o zaman da yalan söylemiyordu. Hayır. O zaman da zina etmiyordu. Evet. Harman savurmuyordu. Aynen öyle. Onun için Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e Muhammedül Emin ismini takmışlar. Değil mi? Tabii. Muhammed'in emin. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine vahiy gelip peygamberliği resmen tebliğ etmesi emredilince işte bütün Haşimi oğullarını topladı. Orada Ebu Kubeys tepesinin altında dedi ki bu dağın arkasında bir düşman var. Yarın işte buraya saldıracak desem bana inanır mısınız? İstisnasız hepsi. Sen yalan söylemezsin ki. Sen öyle söylüyorsun öyledir dediler. Tamam? Evet. Sen yalan söylemiyorsun. Evet. Onun için Allah-u Teala onu bir rehber, bir kılavuz, bir yol gösterici olarak. Çünkü insanlar bakacak bir numune lazım. Bakıyor, ha böyle yapılıyormuş. Onun için Eshab-ı Kiram tam ittiba ettikleri için peygamberlerden sonra insanların en üstünü oldular. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha yani nübüvvet kendisine resmen tebliğ edilmeden, bildirilmeden, yani peygamber olduğunu açıklaması emredilmeden önce bir hadise anlatılıyor. Eshab-ı Kiram'dan bir zat şahit olduğu bir hadiseyi şöyle anlatıyor. Resulullah Efendimiz de henüz peygamberliği tebliğ edilmeden önce bir alışveriş yapmıştım. Bu alışveriş neticesinde kendisinde bir miktar alacağım kalmıştı. Bu alışverişi yaptıktan sonra da falan gün falan yerde buluşalım diyerek karşılıklı olarak sözleştik. Ödemek için yani. Ödemek için. Doğru. Fakat diyor ben aramızdaki bu sözleşmeyi ve aramızdaki konuşmayı ve verdiğim sözü unutmuştum diyor. Ben unutmuştum. Buluşmak için sözleştiğimiz zamandan tam 3 gün sonra verdiğim sözü ve aramızdaki konuşmayı hatırladım. Ve kendi kendime dedim ki eyvah dedim ya. Biz 3 gün önce falan yerde buluşmak üzere sözleşmiştik. Diyerek hemen yerimden ayrıldım. Sözleştiğimiz yere hızlı hızlı koşmaya başladım. Buluşmak için sözleştiğimiz yere vardığım zaman aradan 3 gün geçmiş olmasına rağmen Resulullah Efendimiz'i orada beni bekler vaziyette buldum. Meğer
Resulullah Efendimiz buluşmak için sözleştiğimiz o günden itibaren her gün o saatlerde gelip beni beklemiş. Bunu öğrenince Resulullah Efendimiz'e karşı çok mahcup oldum ve kendisinden özür diledim diye anlatıyor. Şimdi bunu gözleriyle gördü. Bu zat diyor ki ben mahcup oldum. Ben mahcup oldum. Hani şimdi diyelim ki alacaklı buza attı. Ama borçlu geliyor fakat bu unutuyor. Bu unutuyor. Şimdi hatta borçlu çekip gitse bile bu mahcubiyetin içerisinde isteyemez bile. Ya adamcağız geldi aynı şekilde 3 gün aynı şekilde beklemiş. Beklettik yani. Değil mi? İşinden gücünden oldu. İşinden gücünden oldu. Her gün diyor o saatte gelirim orada beklermiş. Her gün o saatte gelir onu beklermiş. Yani bir söz veriliyor. Verilen sözün üzerinden 3 gün geçmesine rağmen Resulullah Efendimiz her gün o saatte aynı yere geliyor ve bekliyorlar. Bu kitaplarda yazıyor. O günkü insanlar da bunu gördü. O gün insanlar ve kendileri de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el-va'du ketteyn buyuruyorlar. Yani vaat etmek, söz vermek borç gibidir. Borcu ödemek farz olduğu gibi verilen sözü yerine getirmek şarttır buyuruyor. Söz senettir diye bir evet. Var. Eskiden mesela Müslümanlar bunu bildiği için söz senetti. Söz ağzından bir defa çıktı. Ben çocukluğumda mesela o zaman din gayret daha fazlaydı insanlarda. Diyelim ki o anda dedi ki tamam verdim gitti. Sonra dediler ki ya dedi, verdin ya. Hayır dedi ağzından söz bir defa çıkar. Ağızdan söz bir defa çıkar. Öyle bir defa çıkar. Ben verdim dedim. Benim zararımı da olsa ben verdim dedi. Geri dönemem. Ha karşı taraf derse ki ben vazgeçtim. Çünkü karşılıklıdır o şeyler. Vazgeçtim. Evet. Tamam. Şimdi mesela bunları anlatırken bir avukat arkadaş gelmişti de böyle anlatıyorduk, naklediyorduk işte Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarından. Dedi ki yaşça bizden küçük, sizin emsallerine falan. Dedi abi sen ne diyorsun dedi ya. Adam dedi ıslak imza diyorlar ya, kalemiyle attığı imzayı bu benim değil diye reddediyor. İmzasını. Değil verdiği söz dedi. Değil aynı şekilde söylediği söz dedi. Adam dedi elindeki kalemiyle attığı imza bu benim değil diyor dedi. Bu benim değil diyor. Yani nereden nereye? Peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi imanın aynı şekilde kalmaması, gitmesi. İman gidince Resulullah Efendimiz Aleyhisselam sevemez ki. Yok. İmanı olmayan bir kimse Peygamber Efendimiz sevemez. Onun için Hristiyan, Yahudisi, Masonu, Komünisti, Ateisti, Mecusisi, Münafığı, Deisti, neyse bunlar sevemez Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta ve anlatamazlar da ve anlayamazlar da. Hani demin naklettik ya, Allah rahmet eylesin, o Şah-ı Payhan anlatırdı, yazardı da bunu. Evet. İşte dermiş yani bu Osmanlı'nın söz verip de sözünde durmak gibi garip bir adetleri var. Garip, tuhaflara gidiyor. Söz verecek, sözünde duracak. Söz verecek, sözünde duracak. Hatta ben bir yerde okumuştum da Lala Paşa diye geçiyor. Kıbrıs'ın fethinde Makosa'da 50 tane Müslüman var içeride. İşte vire diyorlar o. Vire anlaşması. Hani malını mülkünü alıp gideceksin, kaleyi teslim edeceksin. O anlaşmayla teslim ediyorlar. Esirleri de vereceksiniz. Esirleri de vereceksiniz. Fakat dışarıda ki esirler yok. Hepsini katletmişler. Hepsini katletmişler. Daha önce söz verdikleri halde. Evet söz verdikleri halde. Anlaşma yapıldığı halde. Bunun üzerine Lala Paşa şey yapınca adamlar diyor ki siz söz verdiydiniz ama. Lala Paşa diyor ki tamam biz sözümüzde duracağız. Ama bunları kim katletti? Katledenlerin cezasını da aynı şekilde veriyorlar. O adalet çünkü. Peki efendim hepsini katletmek olmaz. Zulüm olur o zaman. O zaman zulüm olur. Dolayısıyla peki bu insanlar söz veriyor sözünde duruyor. Söz veriyor sözünde duruyor. Nereden öğreneceğiz? Önümüzdeki numuneden. Onun için Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam her hali. Allah-u Teala seni alemlere ben rahmet olarak gönderdim buyuruyor. Rahmet olarak. Bir gün Menakıb-ı Çariyari gözünde geçiyor da Cebrail Aleyhisselam'a Peygamber Efendimiz soruyor. Allah-u Teala benim için böyle buyuruyor. Bu rahmetten sana da pay düştü mü diye soruyor. Düşmez mi ya Resulallah diyor. Nasıl oldu diyor. Ben diyor kendimden korkuyordum. Netice itibariyle melek de olsa mahluktur. Halık değil ki. Ama ne zaman ki bir ayet-i kerimede Cibril-i Emin diye geçiyor. O zaman diyor rahatladım. Yani sana vahy olan bir ayet-i kerimede Allah-u Teala benim için emin buyurdu. O zaman ben rahatladım diyor. O endişem, o korkum zahil oldu buyuruyor. Zahil oldu. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki münafıklık alameti üçtür. Yalan söylemek, vaadin yani verilen sözü yerine getirmemek,
emanete hıyanet etmek. Yani başka bir hadis-i şerifte de bir kimse yapmak niyetiyle verdiği sözü tutmazsa günah olmaz buyuruyor. Zaten fıkıh kitaplarında da bu hadis-i şerifleri müştehit halinde alarak bakıyorlar falan. Yani adam vermiştir ama unutmuştur. Yani bu hain değil. Samimi olarak evet sözünde duracak ama unuttu. Bir şey mani tabii oldu falan. Onun için şeyde kitaplarda yazıyor. Unutmak ve uyumak şer'an özürdür diye aynı şekilde geçiyor. Dolayısıyla efendim Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her bakımdan mükemmel yaratıldığı gibi söz verdiği zaman sözünde de aynı şekilde dururlarmış. Bir tek şeyi daha nakledivereyim. Bir gün özür dilerim Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'den çıkmışlar. Bir sokakta Medine Emine giderken yanında birkaç eshapla beraber o anda İşte 3-5 adım geçmişler, kapı açılıyor, bir kadın çocuğunu çağırıyor. Gel diyor, eve gel de diyor, sana taze hurma vereceğim. Resulullah Efendimiz işte 5-6 adım gittiği halde geri dönüyor. Buyuruyor ki, görebilir miyim hurmaları? Taze hurmaları. Taze hurmaları. Kadıncağız diyor ki, ya Resulallah, işte diyor, gösteriyor. Buyuruyor ki, çocuğa da olsa yalan söylenmez. Madem ki taze hurma vereceğim, sözdür bu. Evet. Hem yalan söylemeyeceksin hem de sözünde duracaksın. Hatta sözünde durmamak karşı tarafı öfkelendirir. Bir sözünde durmadığın için günah. Karşı tarafı öfkelendirdin, günaha soktun, ikinci bir günah. Katlayarak geliyor. O öfkenin sonucunda kavga çıktı. Dünyalık. Tabii fitneyi de sevdiğim. Evet, zahiren de. Evet, evet. Sıkıntı. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Peygamber Efendimizin söz verişte durduğu özellikleriyle ilgili olarak, emin olmasıyla ilgili olarak Osman Ünlü hocamızdan bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyla şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyurdu ki, işlediği günahı affımın yanında büyük görene gazaplanırım. Eğer acele etmek şanımdan olsaydı, acele ceza verseydim, rahmetimden ümit kesenlere acele ceza verirdim. Eshab-ı kiram birbirleriyle devamlı tam bir muhabbet üzeredir. Eshab-ı kiramın birini dahi kötülemek, dini kötülemek olur. Eshab-ı kiram arasındaki fitnenin menşei, Osman radıyallahu anh'ın katli, Talha ve Zübeyir radıyallahu anhüm'den kısasın talep olunmasıdır. Zira Medine'den önce onlar çıkıp, kısasın yapılması için gelmişlerdir. Eshab-ı kiram arasında hilafet, rağbet edilen ve istenilen değildi ki, kin sebebi olsun. Eshab-ı kirama buğz edip, düşman olmaktan içtinap, çok çekinmek lazımdır ki, o buğz, hakikatte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buğz olur ki, onlara buğz eden, bana buğz etmiş gibidir, buyurmuşlardır. Eshab-ı kirama olan tazim ve hürmet, aslında o hayrül beşere olmuş olur. Ve tazim göstermemek de böyledir. Onun eshabına hürmet göstermeyen, Resulullah'a iman etmemiştir. Eshabtan, emir, kerramallahu veçeh ile muharebe edenler, hata üzereydi. Hak tarafı emirdeydi. Fakat içtihat hatası olduğundan bir derece sevaba naildirler. Eshab arasında taftil-i şeyhain, Ebu Bekr ve Ömer radıyallahu anhümayı üstün tutmak ve muhabbet-i hateneyn, Osman ve Ali radıyallahu anhümaya muhabbet, ehl-i sünnet alametidir. Eshab-ı kiramdan sonra eftal olan tabiîn asrı, sonra tebe-i tabiîn asrıdır. Hadîs-i şerif. Sensin bize bizden yakîn, sensin bize bizden yakîn, görünmezsin hicab nedir? Görünmezsin hicab nedir? Görünmezsin hicab nedir? Çığ aygı
aybın yok gökçen yüzü, yüzündeki nikab nedir? Yüzündeki nikab nedir? Yüzündeki nikab nedir? Sen buyurdun ey padişah, sen buyurdun ey padişah, yehdillahu limen yeşâ, yehdillahu limen yeşâ, yehdillahu limen yeşâ. Şerikin yok senin haşa, şerikin yok senin haşa, suçlu kimdir, azap nedir? Suçlu kimdir, azap nedir? Suçlu kimdir, azap nedir? Yunus bu göz adı görmez, Yunus bu göz adı görmez, görenler hod haber vermez, görenler hod haber vermez, görenler hod haber vermez. Bu menzile akıl ermez, bu menzile akıl ermez, bu kurduğun serap nedir? Bu kurduğun serap nedir? Bu kurduğun serap nedir? Hilye-i Saadet, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. 55 yaşındayken Ebu Bekir'in radıyallahu anh kızı Ayşe radıyallahu anha ile evlendi. Bunu Hatice-i Kübra'nın radıyallahu teala anha vefatından bir sene sonra Allahü Teala'nın emriyle nikah eylemişti. Ölünceye kadar 8 sene onunla yaşadı. Diğerlerini hep Ayşe'den radıyallahu anhünne sonra dini, siyasi sebeplerle veya merhamet ve ihsan ederek nikah etti. Bunların hepsi dul idi. Çoğu yaşlıydı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çok evlenmesinin mühim bir sebebi de ahkâm-ı İslamiyeyi bildirmek içindi. Hicab ayeti gelmeden, yani kadınların örtünmeleri emrolunmadan önce kadınlar da Resulullah'a gelip bilmediklerini sorar, öğrenirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin evine gitse kadınlar da gelir, oturur, dinler, istifade ederlerdi. Hicab ayeti gelip kadınların yabancı erkeklerle oturmaları, konuşmaları yasak edilince yabancı kadınları kabul etmedi. Onların bilmediklerini mübarek zevcesi Hazreti Ayşe'den sorup öğrenmelerini emreyledi. Gelip soranların çokluğundan Hazreti Ayşe hepsine cevap yetiştirmeye vakit bulamıyordu. Bu mühim hizmeti kolaylaştırmak ve Hazreti Ayşe'nin yükünü hafifletmek için lazım olduğu kadar hanımı nikah etti. Kadınlara ait yüzlerle nazik bilgileri Müslüman kadınlarına mübarek zevceleri yoluyla bildirdi. Zevceleri bir olsaydı bütün kadınların ondan sorması güç ve hatta imkansız olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
ümmi idi. Yani kitap okumamış, yazı yazmamış, kimseden bir ders görmemiş idi. Mekke'de doğup, büyüyüp, belli kimseler arasında yetişip, seyahat etmemiş iken, Tevrat'ta ve İncil'de ve Yunan ve Roma devirlerinde yazılmış kitaplarda bulunan bilgilerden, hadiselerden haber verdi. İslamiyeti bildirmek için Müslümanlara mektuplar yolladı. Hicretin 6. senesinde Rum, İran ve Habeş hükümdarlarına ve diğer Arap padişahlarına mektuplar gönderdi. İran Şahı Hüsrev Perviz mektubu parçaladı. Getiren sahabeyi şehit etti. Az zaman sonra oğlu Şiruye tarafından öldürüldü. Hizmetine 60'tan ziyade ecnebi sefir gelmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini işiten herkesin ona iman etmesi vaciptir. İşittikten sonra iman etmeden vefat eden cehenneme girecek ve orada sonsuz olarak azap çekecektir. Baba Yusuf Sivrihisari. İstanbul'daki evliyaların meşhurlarından olan Baba Yusuf Sivrihisari Hazretleri aslında İzmir Sivrihisar doğumludur. O pek çok evliyalar yetiştiren Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin talebesi ve birçok alimi yetiştiren bir büyük zattır. Dünyayı hakikat, ahireti hayal gibi gören normal insanlardan farklı olarak o dünyayı bir hayal gibi görür ve hakikat alemine hazırlık içinde yaşar. Bu şerefli düşünce ve buna göre yaşaması onun evliyalık makamına kavuşmasına vesile olur. Bir zaman sonra İstanbul'a gelir Baba Yusuf Hazretleri. Onun nasihatleri hafızalardan ziyade kalplere kazınacak derecede tesir eder insanlara. Çünkü evliyasının sözlerinde Rabbani tesir yaratan elbette Cenab-ı Hak'tır. Bu konudaki en güzel örneklerden biri de şöyle vuku bulur. Sultan II. Bayezid Han, Bayezid Camii'ni büyük bir özenle yaptırır. Sıra tam bir şaheser olan bu caminin açılışına gelmiştir. Sultan, Baba Yusuf Sivrihisari Hazretlerini caminin açılışı için davet eder. Caminin açılışı yapıldıktan, namaz kılındıktan sonra Baba Yusuf Hazretleri kürsüye çıkar ve vaazına başlar. Ve öylesine gönülden ve öylesine kalplere tesir eden nasihatler eder ki cemaate, halkın nedamet gözyaşları muhabbet ateşiyle birleşip iner göz pınarlarından. Manzara hakikaten görülesidir. Bu arada 3 Hristiyan camidekilere bakmaktadırlar. Bu manzaranın bereketiyle Allahü Teala hidayet nurunu bu 3 gayrimüslimin kalbine düşürür ve onlar hiç tereddüt etmeksizin Müslümanlığı kabul ederler. Cihan Sultanı pek bir hislenmiş, nemlenmiştir gözleri ve bu 3 kişiye büyük yardımlarda bulunup Baba Yusuf Hazretleri gibi bir evliyayı tanımış olduğuna şükreder Cenab-ı Hakk'a. Artık Sultan, Baba Yusuf Hazretlerinin sohbetlerinde daha sık bulunur. Muhabbet öylesine ilerler ki, Sultan, Baba Yusuf Hazretleri ile baba-oğul gibi olmak konusunda mutabakata varıp bir mübarek manevi sözleşme yaparlar. Bir müddet memleketine gidip orada kalan Baba Yusuf Hazretleri bir rüya görür. Rüya açık ve nettir. Rüyada kendisine Hacerül Esved'in yanında bir manzum eser yazması emredilmiştir ona. Uyanınca Allahü Teala'nın kendisine şiir yazma yeteneği ihsan eylediğini görür. Artık mukaddes topraklara gitmek gerektir diye düşünüp önce sultanı görmek üzere İstanbul'a gelir. Sultanın Resulullah Efendimizin türbesinin bazı giderleri için verdiği altınları alıp çıkar yola.
O bir büyük velidir ve muhakkak ki mukaddes toprakların kıymetinin hakikatini en iyi bilenlerdendir. Mekke'de hac ibadetini yaptıktan sonra kopamaz mübarek şehirden. Bir yıl kadar kalır orada. Ve rüyada kendisine ihsan edilen şiir yazma kabiliyetiyle yine rüyada Hacerül Esved'in yanında şiir yazma emrini yerine getirir. Yazdıkça manevi sırlar, marifetler nisan yağmurları gibi kalbine akar. O da döker satırlara ve nihayet tamam olur kitap. Şimdi canana gitmek vaktidir. Allahü Teala'nın sevgilisi, gül yüzlü, yoluna canlar kurban edilen Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret etmek üzere Medine'ye gider. Baba Yusuf Hazretleri Resulullah Efendimizin aşkının esirlerinden sayar kendini. Ellerini bağlatıp arkadan bir esir gibi sürünerek mübarek huzura varır. Anlatılamaz haller yaşar Baba Yusuf Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek huzurunda. Sonrasında rüyasında gördüğü Resulullah'ın emri üzerine Ravda-i Mutahhara'nın dışındaki değerli asayı alır ve yine emir üzerine İstanbul'a döndükten sonra 3 parçaya ayırdığı mübarek asayı emredilen 3 ayrı yere koyar. Bunlardan biri Emir Sultan Türbesi, biri Hacı Bayram-ı Veli Türbesidir. 3. yerin neresi olduğu konusundaysa bir belirsizlik vardır. İstanbul'da insanlara hakikati anlatmaya ve hesap gününün şiddeti konusunda uyarmaya, nasihatler etmeye devam eder. 1511 yılında hep hazırlandığı ve nasihatlerinde ısrarla üzerinde durduğu hakikat alemine göçen ve Eyüp Sultan civarına defnedilen Baba Yusuf Sivrihisari Hazretleri buyurdu ki, evliyanın sohbeti İslamiyete uymayı kolaylaştırır. Çünkü onların sözlerinde Rabbani tesir vardır. Buna kavuşamazsanız, onların kitaplarını okumak suretiyle ruhaniyetlerinden istifade edersiniz. Bir kimse ilacını bilse, onu alsa, fakat kullanmadıkça faydasını göremez. Bunun gibi ilim öğrenmek de onun tatbik edilmesi ölçüsünde kıymet kazanır ve ahirette fayda sağlar. Namazın ehemmiyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 vakit namaz ve cuma namazı gelecek cumaya kadar ve Ramazan orucu gelecek Ramazan'a kadar yapılan günahlara kefarettirler. Büyük günah işlemekten sakınanların küçük günahlarının affına sebep olurlar. Arada işlenilmiş olan küçük günahlardan kul hakkı bulunmayanları yok ederler. Küçük günahları affedilerek bitmiş olanların büyük günahları için olan azaplarının hafiflemesine sebep olurlar. Büyük günahların affedilmesi için tövbe etmek de lazımdır. Büyük günahı yok ise derecesinin yükselmesine sebep olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala 5 vakit namaz kılmayı emretti. Bir kimse güzel abdest alıp bunları vaktinde kılarsa ve rükûlarını, huşûlarını tamam yaparsa Allahü Teala onu affedeceğini söz vermiştir. Bunları yapmayan için söz vermemiştir. Bunu isterse affeder, isterse azap yapar. Görülüyor ki namazın şartlarına, rükû ve secdelerine dikkat etmek lazımdır. Allahü Teala sözünden dönmez. Doğru dürüst namaz kılanları muhakkak affeder. Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu teala anh diyor ki, sonbahar günlerinden birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sokağa çıktık. Yapraklar dökülüyordu. Bir ağaçtan 2 dal kopardı. Bunların yaprakları hemen döküldü. Ya Ebu Zer, bir Müslüman Allah rızası için namaz kılınca, bu dalların yaprakları döküldüğü gibi
günahları dökülür buyurdu. Farzlardan ve vaciplerden başka yapılan ibadetlere nafile denir. Sünnetler nafile ibadettir. Bu tarife göre kaza namazları kılan sünnet de kılmış olur. Bir farzı yapmanın, bir haramdan sakınmanın sevabı milyonlarca nafile sevabından çoktur. Bir farzı yapmayan, bir haram işleyen cehennemde yanacaktır. Nafile ibadetleri onu cehennemden kurtaramaz. İbadetlerde yapılan değişikliklere bid'at denir. İbadet yaparken bid'at işlemek haramdır ve ibadetin bozulmasına sebep olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere yavru vatan Yeşilada Kıbrıs'tan sesleniyorum. Bizim gençliğimizde hep Yeşilada derlerdi efendim. Şimdi ne hikmetse yeşillik bir para etmiyor. Yoksa adanın mı yeşilliği azalıyor? Adanın yeşilliği yerinde efendim. Demek ki insana başka şeyler düşkün oldu şimdi. Deniz meniz çıkınca yeşillik ikinci planda kaldı. Halbuki yeşillik hayattır. Keşke bunu hep birinci planda tutabilsek dünyanın her yerinde. Kıbrıs'ta Lapta'dayız. Lapta'da Seyit Mehmet Ağa Camii'nin son cemaat yeri olan yerdeyiz. Burası artık caminin antresi gibi olmuş. Yani bir son cemaat yeri gibi tanzim edilmemiş de doğrudan içeriye giriliyor. Ve tabii cuma namazlarında, bayram namazlarında kalabalık olunca buralara yine bir şeyler seriliyor. Ama normal bir son cemaat yeri gibi kalmamış. Köşelerde son cemaatin iki tane L payeler var. Yani hem bu tarafa doğru hem kıbleye doğru bakan bölümünde aynı şey bunun simetrisinde de var. İki tane de ortada paye var. Bu payeler tabii taştan yapılmış gibi bir his verilmiş, izler çizilmiş ama ne kadarı taştandır, ne kadarı betondandır bilemiyorum. İyi bir restore görmüş, temiz pak bir cami. Şöyle bu son cemaat yerine çıktığınız zaman Akdeniz'e baktığınızda bütün Akdeniz sahilleri Kıbrıs'ın önünüzde ve ondan sonra da Türkiye'ye doğru gözünüzün keskinliği nispetinde görebildiğiniz kadar uzaklığı görebiliyorsunuz. Lapta bölgesi çok yeşillik. Beşparmak dağlarının kuzey yamaçları. Malum dağların kuzey yamaçları daha çok kar tutar Türkiye'de ve daha da suyu boldur, yeşilliktir. Güney yamaçları ise dağların daima güneye bakan yamaçları, karı çabuk erir, fazla da su kalmaz, o akar gider oradan. Şimdi caminin bir kapısı var burada. O kapının da kenarlarına yine taştan izler yapılmış gibi ama badana da kullanılmış. Tabii biz şimdi mimari bunu seçmeye kalsak seçecek durumda değiliz. İki tarafında iki penceresi var. Bu pencerelerin de lentoları ve yan söveleri de yine aynı şekilde aynı taştan yapılmış. Üstünde böyle bir kabartmayla bir süs yapılmış. Hani kemer de yapılmış ama kemerin kilit taşı da görünmüyor. Normal bir kavisli bir kemer yapılmış. Yük taşır da ne kadarını taşır onun hesabını doğrusu ben burada bilemiyorum. Kapısı eski zamanlardan kalma ama çok da eski zaman sayılmaz. Tabii cami kapıları son cemaat yeri olunca yağmur görmeyen, güneş görmeyen bir yerde oluyor, orta oluyor. Dolayısıyla kapıların dayanıklı olmasına bazı seyircilerimiz şaşırıyor. Ya bu kapı hakikaten o zamandan kalmış mı? Kalmış kardeşim. Kalmış. Yağmur görmedi. Güneş de düşmedi. Bu öndeki son cemaat yeri kesti. Öyleyse bu kapının ahşabı böyle sağa sola yamulmuş vaziyette olmamış. Şimdi buradan caminin içerisine girelim efendim. Caminin haremi ferah bir harem. Kıbleye doğru uzun dikdörtgen. Malum kıbleye uzun bu civarda camiler yapılıyor hep. Yani dikdörtgen ama
uzun kenarı kıble duvarı tarafı oluyor. O da çok insanın ön safta olarak daha çok feyiz ve berekete kavuşması içindir deniyor kitaplarda. Doğrusu da budur. Şöyle kıbleye doğru baktığımızda kıble istikametinde iki tane kemeri var. Nadirattan camilerde bunun tam tersi 90 derece açılı bu vaziyette giden kemerlere rastlıyoruz ama esas olan Kıbrıs'taki camilerde ağırlıkla bu tip kemer var. İki tane kemer üzerine çatısı oturtulmuş. Çatısı beşik çatı şeklinde getirilmiş. Tabii bu cami yanmış, bir yangın geçirmiş. Kıbrıs'ta cami yangını dediğiniz zaman küçük kaymaklıda olduğu gibi biraz böyle kast ve garaz aramak mecburiyetindeyiz. Bu caminin 17. yüzyılda yani Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethinden hemen hemen şöyle bir 50-60 sene sonra yapılmış gibi 1571'den sonra yani 1600'lü yıllara gelindiğinde yapılmış. Ama bu ilk cami mi? Daha sonra bir bazı restoreler geçirdi mi Osmanlı zamanında onu bilmiyoruz. Tabii İngiliz zamanında bu camilerin onarımlarına Efkaf İdaresi Rumların elinde olduğu için kesinlikle el sürülmüyordu. Bu camilerin mutlak surette efendim bir şey olması, harap olması bekleniyordu. Harap olsun bu. Ya ne olursa olsun yani harap olsun. Mesela bizim Minareliköy Camii'ni çektik. Minareliköy Camii'ne oradaki Türk mahallesinde bulunan Türkler canlarını kurtarmak için Cihangir Köyü'ne göçtükleri zaman gelmişler Rumlar, iş olsun, hayvan bağlamışlar. Hiçbir kilise gördünüz mü ki hayvan bağlansın? Yok efendim, bizim milletimiz yapmaz. Yani ibadethane ibadethanedir. O insanı siz inandığı semavi dinden döndürmekte ne yapacaksınız? Adam hakkı hakikati bulacaksa İslam'ı bulur. Ama bulmuyorsa kafanı, yoksa ben seni keserim, sen cehennemliksin. Biz bunları demeyiz. Burada caminin güzel bir minberi var. Bu minberin şurasında çıtaları var efendim. Bu çıtaların bu yüzde olanları orijinal, yangın uğramamış bu tarafına. Yangın bu tarafta herhalde çıkmış. Ola ki bir lamba falan da devrilmiş olabilir. Gaz yağı lambası da devrilmiş olabilir. Bu Seyyid Mehmet Ağa hakkında ben bilgi araştırdım. Fakat fazla bulamadım. Lefkoşa'nın içerisinde Seyyid Mehmet Ağa'nın veya o Mehmet Ağa'nın sülalesinden gelen kimselerin böyle çok hayır hasenatına rastladık. Çeşitli hayır hasenat. Çeşmeden tutun da camiye kadar yaptırmışlar. Zannediyorum yine aynı Seyyid Mehmet Ağa'nın böyle bir hayır hasenatı da burada yaptırmış olması muhtemeldir. Kıbrıs'ta büyük geniş bir Seyyid sülalesi vardı. Bunların bir kısmı ta ilk Ümmü Hiram binti Mihan radıyallahu anha hazretleri zamanında gelenlerden devam eden bir soy olabilir. Yani hiç mi kalmadı burada? Gelenler hepsini Hristiyanlar kestiler mi yani Müslümanlardan sonra gelenler? Kalmış olabilir sülale. Daha sonraki yıllarda da sırf Hala Sultan'ın hatırına Efendimizin aleyhissalatü vesselam ki Seyyid kardeşlerimizin dedeleridir efendim. Onun hatırına Kıbrıs'a göçüp burada ondan bereketlenmek isteyen Seyyid sülaleler de olmuştur. Bunlar gelmişler, sonra çoğalmış ve Kıbrıs'ın her yerinde, Magosa'da da Seyyidlerin izlerine rastlıyoruz. Lefkoşa'da da rastlıyoruz. İşte burada da Seyyid Mehmet Ağa'nın izine rastlıyoruz. Bir kısmı da Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethetmesinden sonra, Osmanlı da tabii bir devlet görevlisini göreve verirken efendim onun istekleri göz önüne alınırdı. Padişah çok zorla göndermezdi bir kimseyi efendim. Tabii cebri bir ikametse o başka. Ama normal tayinde eğer taraftar değilse ekseriyete göndermezlerdi efendim. Çünkü insan sevmediği işte rahat edemez ki efendim. Nasıl yemek yemek sevmekte olursa görev yapmak da sevmekle alakalıdır efendim. Kalbiniz severse orada başarılı olursunuz. Böyle burayı tercih edip de ben Hala Sultan radıyallahu anh'a yakın olayım diye gelenler bize olmuş olabilir. Caminin minaresi sol tarafında. Daha sonraki yıllarda yapılmış.
Altında hemen aşağı lapta camii var. Onun da minaresi var ama o minare biraz daha bundan eski, bu biraz daha yeni duruyor. Caminin avlusunda herhangi bir hazire izine rastlamadık. Bunda da bir hazire olma ihtimali vardı ama tabii ne kadarı kaldı, ne kadarı yola gitti bilmiyoruz. Alametleri de görünmüyor. Şimdi burada güzel bir mihrabı var efendim. Bu mihrap taştan yapılmış görünüyor. Güzel de diyeceksiniz ki bu kırmızı yeşilli boyalar nedir böyle bir futbol takımının şeyi gibi. Yapılmasa iyi olurdu böyle. Böyle boyanmasaydı bu taş yapı çok daha güzel görünecek idi. Ama üzerindeki şeylere bakıyoruz. Yazıları Estağfurullah küllema dakale, orada bir kabartma yazısı görüyor mermerin üzerinde. 1249 tarihini ben buradan okuyorum. Yani 1249 demek ki Abdülmecid Han zamanında burası köklü bir onarım geçirilmiş. Onun orada bugünkü plastiklerden bir rozetler konmuş var. Onların oradan kaldırılması da bence fayda var. Daha orijinal haliyle muhafaza edilse iyi olur idi. Tabii İngilizler Kıbrıs'ın tapu kayıtlarını unufak ettikleri için orijinal Osmanlı koçanları hemen hemen kalmamış gibi efendim. Bir tek işte Mehmetçik köyü ve ondan sonraki Kaleburun köyü ve o civardaki ilk fetih zamanında yerleştirilen, Anadolu'dan getirilen ki bunu Sinan Paşa getirtmişti. 8000 kadar aileyi 2. Selim Han'a yazarak efendim Kıbrıs'ın toprakları çok verimli. Her türlü zirai mahsul yetişiyor. Narenciye yetişiyor. Fakat burada insanlar zaten Venediklerin zulmünden Kıbrıslar kaçıp gitmişler. O zamanlar Rumlar değildi efendim. Kıbrıs'ın ahalisi. Rumlar şimdi beyhude Kıbrıs bizim ana vatanımız falan. Bizim yıllardır diyorlar. Hangi zamanda Yunan olmuş ki bu ada efendim? Yunan'ın olduğu bir tarih yok ki. Gösteremezler de böyle bir tarihi. Mısır ahalisinden, İskenderiye bölgesinden getirilip göçürülmüş insanlar burada yerleşmişlerdir. Lüzinyanlar Kudüs tarafından gelmişlerdir. Onların soyları gelmiştir. Avrupa'dan burası işte kıymetli, mübarek yer falan filan niyetleriyle gelen insanlar olmuştur. Onlar yerleşmişlerdir buraya. Çünkü buradaki krallık böyle dini bir krallık. Yani din büyüğü olan bir krallık. Kudüs kralı. Ama Kudüs kralı da Makarios'un yaptığı gibi, Makarios nasıl böyle elindeki papaz asasını bırakmadı ve onunla cumhurbaşkanlığı yaptı, dünyanın gözüne baka baka hem de yani. Dünyadan da kimse demedi ya hop hop ne yapıyorsun kardeşim, böyle bu kıyafetle bugün cumhurbaşkanlığı olur mu demedi. Ya bu başka bir memlekette olsaydı efendim ah 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 neler 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 söylerlerdi. Tabii tapu kayıtlarını İngiliz mahvu perişan edince maalesef Kıbrıs'taki tarihi eserlerin kaydına bazı İngiliz tarihçilerin taraflı olarak yazdıkları bilgilerden başka rastlayamıyoruz. Şimdi Kıbrıs'ta tarih yazmaya çalışan, tarih kitapları kaleme almaya çalışan kardeşlerimiz de kaynak olarak bu İngilizce kitapları kendilerine esas alıyorlar. Gönül isterdi ki Kıbrıs'ta bayağı bir üniversite var efendim. Doğu Akdeniz Üniversitesi var. İşte Lefkoşa'da üniversite var. Lefke'de var. Efendime söyleyeyim. Bu Girne'de var. Bu üniversitelerde ki tarihle ilgili kardeşlerimiz İngiliz kayıtları bir tarafa, Osmanlı kayıtlarına girmek suretiyle arşivlerden bu camilerimizin, tarihi camilerimizin hakiki tarihini ortaya koymalılar. Bu bir vatan görevidir. Çünkü bu tapuların senedi bizde, elimizde tapular. Bunlar senettir bizim için. Gelin görün ki şimdi Birleşmiş Milletler'e gidiyorsunuz, İngiliz kayıtlarına bakıyor. Yok canım bu sizin değilmiş ya, bu çok yeni bir şeymiş. Ya bu çok tarihi cami, yok yok bu şey 50 sene, 100 sene falan filan diyorlar. Lütfen bu elimizi kuvvetlendirecek çalışmayı ben gayretli ilim adamlarımızdan bekliyorum. Zamanımızı da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıbrıs'ın bu güzel tarihi yerlerini sizlere anlatmaktan doğrusu ben çok zevk alıyorum. İnşallah sizler de seyretmekten zevk alıyorsunuzdur. Yeni tarihi mekanlarda buluşmak üzere efendim. Hoşça kalınız.